varlığını soykırım siyaseti üzerine kuran Türk devleti, Kürdistan'da yaşama dair ne varsa yok etme arzusunda. Yerle bir edilen onca şehir, katledilen binlerce insan, siyasi soykırım operasyonlarıyla hapishanelere atılan binlerce Kürt, her gün Kürdistan coğrafyasına atılan tonlarca bomba yetmiyormuş gibi Kürt ormanları da Türk ordusu tarafından yakılıyor. Kuzey ve Güney Kürdistan'da orman yakan faşist devlet, Rojava'da ise ekili arazileri ateşe veriyor. Türkiye'deki orman yangınlarında, çevreye dönük saldırılarda kıyameti koparan basın ve çevre örgütleri ise söz konusu Kürdistan olunca üç maymunu oynuyor. Türk devleti başta Ahmet, Mardin, Colemerk, Şırnak, Dersim ve Çevlük olmak üzere Kürdistan'da son 9 yılda 5000'e yakın hektar araziyi yakarak küle dönüştürdü. 2003-2020 yılları arasındaki 18 yılın MODIS uydu verilerine bakarak Kürdistan'daki yangınlar incelendiğinde özellikle Dersim, Colemerk ve Şırnak'taki yangın sayılarında 2015 itibariyle ciddi bir artış göze çarpıyor. Bu Türk devletinin savaş politikalarının bir yansımasıdır. Türk ordusunun askeri operasyonlarıyla doğru orantılı olarak Kürdistan'daki orman yangınları da artıyor. Yakılan birçok stratejik orman arazisinde ise daha sonra kale kollar inşa ediliyor. Türk ordusunun son iki hafta içinde Kürdistan'da çıkardığı yangınlar şöyle. 15 Temmuz'da binlerce askerin katılımıyla başlatılan askeri saldırıda Cudi Dağı'ndan akşam saatlerinde yangın çıktı. Özellikle ağaç kıyımının sürdüğü Neveva ve Cifane köyü tarafında başlayan yangının askerler tarafından bilinçli bir şekilde çıkarıldı. 19 Temmuz'da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi kırsalında bulunan Akdizgin Karakolu'nda yapılan bombalanma sonucu Gabar Dağı'nda orman yangını başladı. Yangın Güçlü Konak ilçesi ile Fındık beldesi arasındaki ormanlık alanı küle dönüştürdü. 28 Temmuz'da Ahmet'in Lice ilçesine bağlı Derhust, Sise, Cinezur, Cimar ve Henyat olmak üzere toplam 5 mahalle arasında kalan kırsal alan Türk askerleri tarafından yakıldı. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen ve itfaiyenin geç müdahale ettiği alevleri halk kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken 5 mahalle arasındaki 600 hektarlık alan kül oldu. 3 Ağustos günü işgalci Türk ordusu medya savunma alanlarından Avaşin bölgesine bağlı Geliye Basya, Dire köyü ve Hesenan Vadisi alanlarını obüs ve havan toplarıyla bombalamıştı. Gerçekleştirilen bu bombardımanlar sonucunda geniş bir ormanlık alan yanarak kül oldu. Ekoloji çevreleri Kürdistan'daki yangınların iklimsel koşullarından meydana gelmediğini, yangın potansiyelini rastlamadıklarını belirtiyor. Türk devleti Rojava'da ise ağırlıkla özerk yönetim alanlarındaki ekili arazileri ateşe veriyor. Türk devleti ve çeteleri sadece ekili arazi ve tarladaki mahsulü yakmıyor, beraberinde yüzlerce canlıyı da katlediyor. Özerk yönetim yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020 yılında Türk asker ve çeteleri tarafından 120 bin dönümlük ekili arazi ateşe verildi. Bu politika Rojava'yı Kürtsüzleştirme siyasetinin de bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Mezopotamya Ekoloji Hareketi Kürdistan'daki orman yangınlarının Türk ordusu tarafından çıkarıldığına dikkat çekiyor. Kürdistan'da gerçekleştirilen yangınlar sonucu ekosistemin yok olmayla karşı karşıya kaldığını belirten Mezopotamya Ekoloji Hareketi, yangın söndürme çalışmalarının engellendiğini de vurguladı. Kürdistan'daki yangınları söndürülmesini engelleyen Türk devleti, halkın söndürme çalışmalarına katılımını da askeri operasyonları gerekçe ederek önlüyor. Mezopotamya Ekoloji Hareketi son olarak Kaz Dağları'nda kesilerek katledilen bir ormanla Gabar'da yakılan bir orman arasında fark yoktur diyerek Türkiye halklarına duyarlılık çağrısı yapıyor. Çevre örgütleri ve ana akım medya ise Türkiye'nin batısındaki orman yangınları ve doğal katliamına karşı kıyameti koparırken söz konusu Kürdistan olunca ne yazık ki hep sessiz kalmayı tercih etti. Türkiye'deki bu sessizliği, Kemalist ve muhafazakar kesimlerin Kürt katliamındaki söz birliğine bağlayan İsveç Lund Üniversitesi'nden akademisyen Pınar Dinç, durumu şu sözlerle açıklıyor. Devletimiz, hükümetimiz ne yaparsa iyi yapar.
Büyük Türk milletini ve devletimizin gücünü kıskanıyorlar diyen bir kitle olduğu gibi vatanımızı satıyorlar, peşkeş çekiyorlar, devletimizi koruyalım diyen bir kitle de var. Bu iki grup tamamen aynı olmasa da Kürdistan coğrafyasındaki yıkıma karşı sessizlikte birleşiyorlar.